Milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadeleyi anlatan Çanakkale Zaferi, insanlık tarihinde benzerine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. 18 Mart 1915 tarihinde dönemin en büyük donanmalarına karşı zafer kazanılmıştır. Savaş, İtilaf devletlerinin Anadolu'yu ele geçirmek istemeleriyle başlamıştır. Savaş sırasında İtilaf ve İttifak devletleri ciddi kayıplar vermiş, Türk halkı düşmanların geçmesine son dakikaya kadar var gücüyle engel olmuştur. Osmanlı Devleti'nin savunmada olduğu Çanakkale Savaşı, 3 Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 yılları arasında deniz savaşları olarak yapılmıştır. 25 Nisan 1915 ile 9 Ocak 1916 yılları arasında ise savaş Gelibolu Yarımadası'nda kara savaşları şeklinde sürdürülmüştür. Bu savaşta İtilaf devletleri özellikle Çanakkale Boğazı ile İstanbul'u geçmeyi hedeflemiştir. Boğazı geçmeleri Rusya'dan her türlü yardım alabilmelerini sağlayacaktı. Bu amaçla ilk olarak Çanakkale Boğazı'na 1915 yılında Şubat ayında saldırılar başlamıştı. Osmanlı Devleti içten içe yok olmaya başlamış ve dar boğaza girmişti. Avrupa devletleri tarafından hasta adam olarak nitelendirilmiş ve düşman devletleri bu durumdan güç alarak Osmanlı'ya savaş ilan etmiştir. Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere Osmanlı topraklarına dört bir yandan saldırmıştır. Saldırıya karşı Türk milleti yalnızca askeri birlikler ile değil, eli silah tutan tüm kadınlar ve erkeklerle kendini savunmuştur. Çanakkale cephesinde destansı bir mücadele verilmiş, dünya üzerindeki güç dengelerinde değişme olmuştur. Kazanılan zaferlerle Türk halkının ne kadar korkusuz ve mücadeleci olduğu ortaya çıkmış. Bu durum bütün devletler tarafından görülmüştür. Düşmana karşı gençliğim.